Ramazan'ı özetlemek istiyorum. Ramazan kardeşler üç şeydir. Bir, yeme içme ve diğer şehvetleri azaltma. Gıda ve cinsel şehveti azaltma. Köretme yok. İslam'da köretme yok zaten. Azaltma. Ramazan bu. Sadece Kur'an ne diyor? Gecelerinde Ramazan'ın helal size şehvetiniz. Gündüz yemek haram. Bir, Ramazan ne demek? Resulullah'ın Ramazanı. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman ve Ali'nin Ramazanı. Radıyallahu anhüm. Onların Ramazanı bir, gıdayı ve şehveti azaltma. İki, ibadet çoğaltması. Artıyor. Oruç da artıyor. Nafile ibadetler de artıyor. Kur'an artıyor. İnfak artıyor. Zikir artıyor. Teravih artıyor. Üç, camilere kapanma. İtikaf. Erkekler için. Kadınlar için de evlere kapanma. Ramazan bu demek. Ramazan'ın tarihine illa bir ilave daha katalım diyecek olursak Bedir'i ve Mekke'nin fethini katabiliriz. Bir de işin içine cihat girdi. Yani Peygamber aleyhisselam 8 sene oruç tuttu. O 8 senenin 2 senesini de cihat günlerinde 450 kilometre Mekke'ye oruçlu gittiler. Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar, 20'sinde Mekke'yi fethettiler. Ramazan'a bir ilave yapacak olursak bir de cihat çıkar. Bir de Kadisiye var. O da Allah'ın arslanlarının oruçlu ağızlarıyla mecusiliği tarihe gömdükleri günün adıdır. Kadisiye. Bunun dışında İslam'ın örneği olan nesilde Ramazan'ın başka bir farkı yok. Ne oluyor? Şehvetler aşağı çekiliyor. Fakirlik olsa da olmasa da gıda, evli bekar ne olursan ol cinsel şehvet aşağı çekiliyor. Rakamı düşürülüyor. Marketlerin gıda satıcılarının satışının azalması gerekiyor Ramazan'da. İki, ibadet artıyor. Oruç ibadeti artıyor. Namaza 20 rekat ilave yapılıyor. İnfak oranı artıyor. Zikir, tesbih oranı artıyor. Kur'an birdenbire güneş gibi müminin evini, camisini, yollarını aydınlatıyor Ramazan-ı Şerif'te. Üç, itikaf diye Ramazan'a mahsus özel bir ibadet var. Bu Ramazan'ın en az üçte birini erkek camiye kapatıyor kendisini. Kadın da evinin mescit olarak kullandığı odasına kapatıyor. Akrabasıyla, oğluyla, kızıyla, geliniyle, damadıyla ilişkisini kesiyor. Peygamber aleyhisselamın Ramazan programını konuştuk arkadaşlar.